Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bölük kavramını ele alıyoruz. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim ziline açmanız dahilinde size yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Şimdi konumuza geçelim. Bölük kavramı nedir? Örneklerle konuyu detaylandırmaya çalışacağım. Evet, iyi dersler diliyorum. Başlayalım isterseniz. Basamak sayısı çok olan sayıları kolayca okuyup yazmak için bölükler kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Bölükler sayıların sağdan üçer üçer sayılıp ayrılmasıyla oluşur. Hatta üçer üçer sayılıp ayrıldıktan sonra bir nokta görseniz o bölümü belirtirseniz bölükleri ayırmış oluruz. Her bölük 3 tane rakamdan oluşur. Bunu unutmayın. Sağdan itibaren üçer üçer sayarak ayırıyoruz. Evet, şimdi bölükleri gösterelim. 5329 sayısının bölüklerini gösterelim. Gördüğünüz gibi sağdan itibaren 1, 2, 3 tane saydık ve sayıyı ayırdık. Buraya birler bölüğü diyoruz. Daha sonra gelen 3 rakamdan sonra gelen diğer 3 rakam da binler bölüğünü oluşturur. Burada binler bölüğünde sadece binler basamağı yer almaktadır. Binler bölüğünde aynı zamanda on binler ve yüz binler basamağı da bulunur. Bir bölükte en az bir rakam bulunabilir. En çok ise 3 rakam bulunur. Bunu unutmayın. Burada örnekte gördüğünüz gibi birler bölüğü 3 rakamdan, binler bölüğü 1 rakamdan oluşmuştur. Bu bölükler arasına nokta koyduğunuz takdirde hiç karıştırmayacaksınız. Bence boşluk bıraktığınız yere bir de nokta koyun. Bölükleri bu şekilde ayırırsanız daha ayrıntılı ve karışmayacak bir şekilde yazmış olursunuz. Evet. 5329 sayısını okurken binler bölüğündeki sayının sonuna hemen bin sözcüğünü getiriyoruz ve birler bölüğündeki sayıyı aynen okuyoruz. Böylelikle karşımıza çıkan sayıları rahat okumamızı bölükler sayesinde sağlamış oluyoruz. Yanlış yapmaktan kurtuluyoruz. Mesela 5 binler bölüğünde olduğu için 5'i söyledikten sonra binler bölüğündeki sayıyı söyledikten sonra hemen yanına 1000 ekliyoruz. 5 bin. Bakın 5 bin. Sonraki birler bölüğünü aynen okuyoruz. 329. 5329. Evet, hangi sayılar hangi bölükte? Örneklerle belirtelim. 6823 sayısını inceleyerek başlayalım. 6823 sayısının birler bölüğünde sevgili öğrenciler 823 bulunur. Binler bölüğünde ise 6 bulunur. Bakın binler bölüğündeki 6'yı söyledikten sonra bin diye kelimesini ekliyoruz. Çünkü binler bölüğünde olduğu için 6823. Evet, bir örnek daha yapalım. 8405 sayısını bölüklerini gösterelim. 8405 sayısının birler bölüğünde 405, binler bölüğünde 8 bulunur. O yüzden 8 binler bölüğünde olduğu için 8'den sonra bin kelimesini ekleyebiliriz. 8405. Dikkat edelim buna. Evet, bölükleri verilen sayıyı bulalım şimdi de. Birler bölüğü 364, binler bölüğü 7. Ne yapıyoruz? Önce binler bölüğünü, sonra birler bölüğünü yazarak sayıyı oluşturabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi bir tablo oluşturalım. Binler bölüğüne 7'yi yazıyoruz. Birler bölüğüne 364'ü yazıp 7364 sayısını oluşturabiliriz. Tekrar bölüklere verilen bir sayıyı bulalım. Birler bölüğünde 163, binler bölüğünde 4 var. Bu sayı kaçtır bakalım. Hemen bölükler tablosu oluşturuyoruz. Binler bölüğünde ne verilmiş? 4'ü yerleştiriyoruz. Birler bölüğünde verilmiş olan sayıyı da tabloya yerleştiriyoruz. Ve sayı ortaya çıkıyor. 4163 pardon. Evet, bir örnek daha yapalım. Evet, binler bölüğü 92'ymiş, binler bölüğü 8'miş. Bu sayı nedir? Binler bölüğüne 8'i,
1'ler bölüne 902 ekleyerek 8902 sayısını buluyoruz. Evet. 4969 sayısını hemen bölüklerini gösteriyoruz. Ne yaptık? Bölükleri ayırırken nokta kullandık. 969 birler bölüğü, 4 ise binler bölüğünü oluşturur sevgili öğrenciler. 7369 sayısının bölüklerini gösterelim. 369 birler bölüğü, 7 ise binler bölüğünü oluşturur sevgili öğrenciler. Evet, hangi sayı hangi bölükte? Bir çalışma daha yapalım. 5 basamaklı bir sayıyla devam edelim. 23157. Önce tabloda binler bölüklerini yazalım. Evet. 157 birler bölüğünde, 23 ise binler bölüğündedir. 23'ten sonra 1000 diye ifade edeceğiz. 23157 diye yazarız okunuşunu. Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı ile yazılan 1000 23'ün bölük adını belirtir. Evet. Şimdi bölükleri verilen 5 basamaklı bir sayı oluşturalım. Önce bölükler tablosunu çizelim. Sonra birler bölüğüne 632, binler bölüğüne 81'i yerleştirerek sayımızın 81.632 olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet, bize 5 basamaklı birçok sayı verildi. Bölüklerini gösterelim bakalım. Bakın birçok sayı var. Bu çalışmaları da şimdi içinden seçtiğimiz sayıları yapabiliriz. Evet. Bu sayıların bölüklerini gösterelim. 254 birler bölüğünü, 743 ise binler bölüğünü oluşturur. Okunuşu ise binler bölüğündeki 743'ten sonra 1000 ifadesini kullanabiliriz. 743.254 diye belirtebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, 6 basamaklı bir sayıya bakalım. Birler bölüğünde 104, binler bölüğünde 534. Okunuşu nasıldı? 534'ten sonra 1000 ifadesini kullanacağız. 534.104. Evet, çalışma daha yapalım. 6 basamaklı sayı. Evet. 657 birler bölüğünde, 353 binler bölüğünde yer alır. Okunuşu ise 353.657 diye belirtebiliriz. Evet, başka bir çalışma yapalım hemen sevgili öğrenciler. 790.212 sayının bölüklerini gösterelim. 212 birler bölüğünde, 790 binler bölüğünde yer alır. Okunuşu ise 790.212 diye belirtebiliriz. Evet, bölükleri verilen 6 basamaklı bir sayıyı yerleştirelim. Bunu yerleştirmek için hemen bölükler tablosu oluşturalım. Verileri yerleştirelim. Birler bölüğünde 507 verilmiş. Birler bölüğüne yerleştiriyoruz. Binler bölüğünde verilen 491 ise binler bölüğüne yerleştirdiğimizde sayı 6 basamaklı sayımız ortaya çıkıyor ve bu sayımız 491.507 olduğu ortaya çıkmıştır. Evet, bölüklere verilen 6 basamaklı bir sayı var. Bunu da hemen yerleştirelim. Tablomuzı çiziyoruz. Binler bölüğüne 302. Birler bölüğü kaçmış? 812'ymiş. Onu da yerleştiriyoruz. 302.812 sayısını buluyoruz. Evet. Bölük kavramını basamak kavramı ile sakın karıştırmayın. Evet. Basamaklar farklı, bölükler farklı. Dikkat edelim lütfen. Bu konuyu da karıştırmamaya özen gösteriniz sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili.